Herkese merhabalar. Üniversite sınavlarında öğrencilerin en fazla zorlandığı ve sıralamayı Türkçe açısından en fazla belirleyen konu yazım kuralları. Yani herkes bir şekilde paragrafta bir şeyler yapabiliyor, dil bilgisini yapabiliyor. Yapabildiği kadarıyla herkes sıralamada bir yerlere yerleşiyor. Ama Türkçe dersinde en yüksek netlerin ...oluşmasını sağlayan kısım yazım kuralları olduğu net bir şekilde ÖSYM'nin analizlerine ortaya çıkıyor. Şimdi biz bunu geçelim. Biz yazım kurallarına zaten hepsini doğru yapmak istiyoruz. En az iki soru çıkıyor ve bu iki soruyu kaçırmak istemiyoruz. Bugün yazım kuralları ile alakalı neleri bilmemiz gerekiyor? ÖSYM şimdiye kadar neleri sormuş? Neleri sorabilir? Gelin bunları güzelce öğrenelim ve bir neti daha ya hatta iki neti daha cebimize atmış olalım. Çok önemli bir konu. Çok çok gerekli bir konu. Yani yarın bir gün üniversiteye girip üniversiteyi bitirip ardından iş hayatına atıldığınızda da mutlaka yazım kurallarına dikkat etmeniz gerekiyor. Elektronik postalarda ya da WhatsApp mesajlarınızda bile buna dikkat etmeniz sizin karşı taraftan çok ciddi saygı görmenizi sağlıyor. Dolayısıyla o mantıkla da dinlemek lazım ama bizim için şu an en önemli şey üniversite sınavı dediğinizi duyuyoruz. O yüzden bugün sizlere tam da ÖSYM'nin sormuş olduğu şekliyle neleri sorduğunu üzerinden geçerek ve neleri sorabileceğini söyleyerek güzel bir şekilde yazım kurallarını anlatalım. 2021'den 2020-2019 her sene sorulduğu için, her seneki soru geldiği için. Mesela geçen sene Alman Çeşmesi'nin yazımını ve Hakkettin'in yazımını sordular. Bunların kurallarını birazdan öğreneceğiz. Ya da Leyla ile Mecnun'da ilenin küçük yazılması gerektiğini. Ya da Arz Ederiz'de Arz Ederim'in ayrı yazılması gerektiğini. K, K, D olması gerektiğini. Bunları bilmemiz gerekiyor. Birazdan bütün bunların hepsini kurallarıyla beraber göstereceğiz. Burası şimdiye kadar çıkmış soruları görüyorsunuz arkadaşlar. Sıra dışının ayrı yazılması, ikinci de i'nin olmaması ya da Unvan ya da sahiden de derken D de bağlıcının ayrı yazılması, yanı sıranın ayrı yazılması buna benzer kavramları bilmemiz gerekiyor. Birazdan bütün bunların kurallarını hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi ayrı ve bitişik yazımlar, büyük harfler, sayılar, kısaltmalar, D, mini yazımı ve yazımı karıştıran kelimeleri gelin birlikte öğrenelim. Şimdi bakın yazım ve noktalamanın işlerini çok net bir şekilde bu örnekte görebiliriz. Odamı beyaza boyamış. Yani bir oda var orada beyaza boyanıyor. O damı beyaza boyamış. Bir tane dam var. Şu dam değil. Bu dam değil. O dam. O beyaza boyamış. O damı beyaza boyamış. O da mı beyaza boyamış, o da mı beyaza boyanmış diyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi her şeyi tam düzgün bir şekilde yazarsanız anlam değişebiliyor. Ama hepsi aynı şey derseniz anlamlar çok karışabiliyor. O yüzden buradaki ifadelerden beşi de birbirinden farklı anlamlar taşıyor. Dolayısıyla yazım kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi çalıştı, başarı hak etti. Burada sizden bahsediyor. Hak etti sözcüğü yanlış yazılmış, hayır doğru yazılmış. Bunun bir kuralı yok mu diyorlar. Bunun bir kuralı var arkadaşlar. Hemen kuralımıza gelelim. Öncelikle birleşik kelimelerde ses düşmesi veya türemesi yoksa ayrı varsa bitki yazılır. Hak etti derken hak demediğimiz için hak etti ayrı yazılır. Fark etti de ayrı yazılır. Terk etti de ayrı yazılır. Kar etti ya da arz etti bakın üniversite çıkmış. Göç etti, ilan etti. Detaylı bir şekilde anlatıyoruz dikkat etseniz. Söz etti, mal etti ya da mutlu etti, memnun etti. Bunların her biri ayrı yazılıyor. Neden? Ses olayı yok. Ama zannetti derken ya da hissetti derken, ya da affetti derken, ya da reddetti derken bir ses olayı var. Nasıl olacağım? Bakın gösteriyorum. Zannetti diyorsun, ünsüz seremesi var. Hissetti diyorsun, affetti diyorsun, reddetti diyorsun. Burada gördüğünüz gibi ses olayları var. Yine aynı şekilde kaybetti diyorsun, ya da şükür reddi diyorsun, Emretti reddi diyorsun, kaydetti diyorsun. Bunların her biri arkadaşlar. Ee, sizler için önemli. Buradaki ses olayları böyle kırmızıları gördüğünüz zaman aa bitişki yazacağım demeniz lazım. Bunu ÖSYM defalarca sormuş. Mesela hak ettiği sormuş. Devrettiği sormuş. Hak ettiğinin ayrı yazıldığını, devrettiğinin de bitişki yazıldığını sormuş ÖSYM. Şimdi o zaman kuralımız şu. Ses olayı yoksa ayrı yazıyoruz. Hak etmek, fark etmek, arz etmek, kabul etmek, ayırt etmek, icat etmek, yok olmak, mutlu olmak, memnun olmak gibi. Aynı zamanda ses olayı varsa bitişki yazıyoruz hükmetmek, seyretmek, kaybetmek, azmetmek, sabretmek, şükretmek. Şu sükretmek olmuş şöyle yapalım. Şükretmek, zehretmek, affetmek, hissetmek, zannetmek, kahrolmak, mahvolmak. Bunu iyice anladık mı arkadaşlar anladık. Hocam niye bu kadar ısrarla bunu gösteriyorsunuz? Çünkü ÖSYM bunu son iki, son beş yıl içinde iki kez, son kırk yıl içinde altı kez sormuş. Çok önemli bir kavram bunu bilmemiz lazım. Şimdi gelelim diğer kuralımıza. Şimdi birinci kuralı anladık. Bir. Bu da birinci kuralın devamı oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? İkiye geçiyoruz. İkinci kelime de anlam değişmesi yoksa ayrı yazılıyor. Deniz yılanı deyince aklımıza yılan geliyor. Dağ keçisi, köpek balığı, kılıç balığı, kuş üzümü, bal rengi, ağustos böceği, küpe çiçeği, şeker kamışı, alçı taşı, maden suyu dediğimizde aklımıza gelen su, taş, kamış, çiçek, böcek, renk, üzüm, balık bunlar ikinci kelime de anlam değişmesi yok. O zaman bunları biz yazıyoruz. Ama her iki sözcükte ya da ikinci sözcükte anlam değişmesi varsa şimdi ikinci kurala geçiyorum. Bak ikinci kurala geçiyorum. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? bitişik yazılıyor. Yalı çapkını derken çapkınlıktan eser kalmadı. Bülbül yuvası deyince ne bülbül ne yuva. Bu bir tatlı. Cam göbeği. Bu ne cam ne göbek. Kuşun burnundan bahsetmiyoruz kuş burnu dediğimiz ya da aslan ağzı dediğimizde bir aslanın ağzından bahsetmiyoruz. Dolayısıyla her iki sözcükte ya da ikinci sözcükte anlam değişmesi varsa bitişik yazıyoruz. İkilemeler daima ayrı yazılıyor. Karış karış, apar topar, aşağı yukarı, ard arda bakın. Ard arda iki farklı üniversitelerden sorulmuş. Düşe kalka, gece gündüz, mırın kırın, ıvır zıvır işte teke tek bakın yazıyorum bunları teke tek el ele baş başa bunlar hep ayrı yazılıyor arkadaşlar bunu bilmenizi istiyoruz. Ama pekiştirmeler biçik yazılıyor. Bembeyaz masmavi tertemiz dediğimizde bunlar ...biçik yazılıyor bunu da bilmemiz lazım. Şimdi gelelim diğer kısma şimdi başka bir kısma geçiyorum bakın. Burada çok çıkıyor üniversite sınavlarına buraya dikkat etmenizi istiyorum. Eğer Sıfat fiil ekleri vardı ya hani an esi mezar dikecekmiş. İşte buradaki an ırmaz ekleriyle oluşan sıfat fiiller artı sözcük olursa bu ayrı yazılıyor. Bak uçan daire derken uçan ayrı yazıyorsun. Güler yüz, tükenmez kalem dediğinde ayrı yazıyorsun. Niye? Çünkü sıfat fiil önce gelmiş. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Tamam. Ama ama eğer an ırmazmış. Yani bu sıfat fiiller sözcükten sonra gelirse bitik yazılıyor bak. Delen gök değil de gök delen dediğiniz zaman bitik yazılıyor. Sever barış değil de barış sever dediğiniz zaman bitik yazılıyor. Konuk sever dediğiniz zaman bitik yazılıyor. Hatta bunun kuralını şöyle yazabiliriz. Severleri, severleri ayırmayın diyebiliriz arkadaşlar. Severleri ayırmayın diye aklınıza tutun çünkü konuk sever çıkmış üniversite sınavında. Gök delen, barış sever, konuk sever, karınca incitmez, çok bilmiş, gün görmüş de buna dikkat ediyoruz. Demek ki Önce sözcük olursa bitişik yazıyoruz. Ama önce sıfat fiil olursa ayrı yazıyoruz. Daire uçan deseydi onu bitişik yazacaktık ama uçan daire, güler yüz, tükenmez kalem ayrı yazılıyor. Gökdelen, barışsever, konuksever bitişik yazılıyor. Bunu da bilmemiz lazım arkadaşlar. Tamam. O zaman bunu da üçüncü kural olarak kodluyoruz. Bakın. Şu ana kadar birbiriyle karışan kurallar oluşum Bunları göstermiş olduk. Devam ediyoruz. Alt ana ön, orta, peşin ve sözcük olursa ayrı yazıyoruz alt yazı, alt geçit, ana dil, ön söz, orta oyunu, peşin hüküm bunlar ayrı yazılıyor. Ama aynı şekilde alt üst üzeri sözcükleri somut değillerse, soyutsa o zaman bitişik yazıyoruz. Ayak üstü, akşam üstü, öğle üzeri, bilinçaltı bunlar soyut olunca bitişik yazılıyor. Şimdi bundan sonra düzgün devam edelim. Kafanız daha fazla karışmasın. Şu iki, iki kuralı bir kez daha burada göstermek istiyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bileşik fiillerde ses olayı yoksa ayrı ses olayı varsa bitişik. Anlam değişmesi yoksa ayrı. Anlam değişmesi varsa bitişik. Sıfat fiil önce gelirse, sıfat fiil önce gelirse ayrı. Sıfat fiil sonra gelirse bitişik. Bu kadar basit. Bu kuralı bildik. Şimdi bundan sonrasını hızlı bir şekilde pekiştirelim. İkilemeler ayrı, pekiştirmeler bitişik. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu çok karışan bir şey değil. Şimdi e, burayı göstermiştik. Sözcük artı alt üst somutsa bunu ayrı yazarız. Yer altı ayrı yazılıyor. Ama bilinçaltı soyut olduğu için içki yazılıyor. Yerüstü ayrı yazılıyor. Sözcük artı bilim bilgi ayrı yazılıyor. Ruh bilimi, dil bilgisi bunlar ayrı yazılıyor. İçinde dış iç sıra varsa ayrı yazılıyor. Sıra dışı bakın üniversiteden çıkmış yanı sıra üniversiteden çıkmış hafta içi dış hat iç düzük peş bunlar ayrı yazılıyor. Durum olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılıyor. Çıkış yolu iş bölümü iş birliği madde başı yer çekimi bunlar hep ayrı yazılıyor. Şimdi bir veya iki ügesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler. Örtbas, çekyat, yapboz, ateşkes, çalçene. Bunlar hep bitişik yazılıyor. Kurallı birleşik fiiller. Ola gelmek, ödeyebilmek, düşe yazmak, geli vermek, yapabilmek. Bunlar hep bitişik yazılıyor. Sözcük artı dili geçmiş zaman ekini alan sözcük bitişik yazılıyor. Gece kondu, miras yedi, imam bayıldı diyorsan bunlar artık bitişik yazılıyor. Aynı şekilde kodu, oldu bitti, okur yazar, uyur gezer. Bunlar da yine bitişik yazılıyor arkadaşlar. E, ee, az önce demiştik somut yer değilse yani az önce mesela yer altı dediğimizde ayrı yazılıyor ama bilinçaltı bu somut olmadığı için bitişik yazılıyor. Öğle üzeri, akşam üstü, ayak üstü bunlar hep bitişik yazılıyor. Baş artı isim yani bir sıfat tanımlaması olduğu zaman bitişik yazılıyor. Baş yapıt, baş yazar, baş bakan, baş rol, baş savcı bitişik yazılıyor. İsim artı baş ev isim tanıması olduğu zaman bu da yine bitişik yazılıyor. Aşçı başı, yayın evi, huzur evi, öğretmen evi bunlar bitişik yazılıyor biraz birçok birden bire birkaç bir takım herhangi hiçbir hiçbir bir yazılıyor. Ama şunu göstermek istiyorum. Pek çok ayrı yazılıyor. Her şey ayrı yazılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla herhangi bir şey dediğimizde bunu bu şekilde yazmamız gerekiyor. Şimdi gelelim büyük harflerin kullanıldığı yerlere. Kişi adları büyük yazılıyor. Said, Faik, Abasıyanık ya da Mustafa Kemal Türk. Bunların büyük yazıldığını zaten biliyoruz. Kendi isminizi zaten ilk ve ilk harfini, soy ilk harfini büyük yazıyorsunuz. Hayvan adları büyük yazılıyor. Tekir, Duman, Pamuk, Karabaş, Mintoş neyse artık hep büyük yazılıyor. Takma adlar. Masalcı Baba, Eflatun Cem takma adı büyük yazılıyor. Unvan, bakın unvan böyle yazılıyor. Unvan saygı rütbe lakaplar. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Doktor Alaaddin Yavaşça, Deli Petro bunlar hep arkadaşlar büyük yazılıyor. Akrabalık adı lakap olursa büyük yazılıyor. Nene Hatun, Hala Sultan, Gül Baba, baba pardon, Telli Baba. Telli Baba bir baba değil yani esasında bir e, akrabalık adı değil, lakap. Dolayısıyla burada büyük yazıyoruz. Özel adı karşılayan makamlar vali rektör, saygı sözüyle makamlar, unvanlar sayın bakan, sayın rektör, hitaplar, sevgili arkadaşım, millet devlet adları, Türk, Türkiye Cumhuriyeti bunlar hep büyük yazılıyor. Dil, din, mezhep adları, Türkçe, İngilizce, Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik fark etmez hepsi büyük yazılıyor. Kıta bölge il semt adları, Orta Doğu, Avrupa, Güneydoğu, İzmir, Kadıköy, Üsküdar büyük yazılıyor. Mahalle meydan adları bak. At meydanı, taksi meydanı soruldu mesela. Büyük yazılıyor. Ee, Saray, kale, köprü, anıt ve benzeri büyük yazılıyor. Galata köprüsü, Galata kulesi, Alman çeşmesi büyük yazılıyor. Alman çeşmesinin içerisine büyük yazmanız gerekiyor. Zaten dersimizin başında da bunu göstermiştik sizlere. De. Ne demiştik? Bakın. Alman çeşmesinin içerisine büyük yazılması gerekiyor. Hak ettiği nasıl yazılacak o zaman arkadaşlar? Hak ettiği de ses olayı olmadığı için ayrı yazılması gerekiyor. Leyla ile de iyi küçük yazmamız lazım. Şimdi devam ediyoruz. E, ee, nerede? Kültigin anıtı Ayasofya Camisi dedik. Bayramlar anma günleri. Kurban bayramı, anneler günü, babalar günü. Bunların hepsi büyük yazılıyor. Tarihi olay çağ dönem adları. Milli mücadele, ilk çağ, tanzimat döneminde bakın böyle ayırmanız gerekiyor. Lale devri bu şekilde yazılıyor. Tarihe bağlı ay ve günler. Nisan'da görüşürüz dersen Nisan'ın büyük yazmana gerekiyor Ama 23 Nisan 1920 dediğinde belli spesifik belirgin bir tarih. 29 Ekim 1923 dediğinde burada E'yi, N'yi büyük yazman gerekiyor. Cuma da demişsin. Gök bilimi terimlerim. Dünya, Güneş, Ay, Mars. Seni dünyalar kadar seviyorum. O da küçük. Ama Dünya, Güneş, Ay burada büyük. Niye? Bunlar coğrafya terimim. Deniz, nehir, göl, dağ ve benzeri isimler. Çanakkale Boğazı, Nemrut Dağı, Van Gölü, Çoruh Nehri bunlar büyük. Tabela levhalar gene büyük yazılıyor. Dünya, Güneş sözcükleri uzay kavramı değilse küçük harfle başlar. Bunu az önce söylemiştik. Yarın dünya kadar işim var dediğimizde, bu oda güneş almıyor dediğimizde bunları büyük yazmamıza gerek yok. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlıyor. Roma hipodromu derken sadece R büyük. Anadolu estetiği çıkmış üniversitelerinde sadece A büyük. Arnavut kaldırımı, İngiliz anahtarı, Van kedisi gibi. İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri ara söz büyük harfle başlamaz. Toplumda eskiden mahalle kültürü egemendi. Araya bir ara söz girmiş 90'lı yıllara kadar. Bu küçük harfle başlıyor. Zaten virgül var. İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler büyük harfle başlamaz. Bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür. İki nokta üst üste bak. Duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler. Bu D özel isim olmadığı için yani duvarlarda sözcü özel isim olmadığı için ve cümle değerinde olmadığı için bunu küçük başlattık. Yani iki noktadan sonra küçük harf başlayabilir. Bu da yine 2002'de sorulmuş arkadaşlar. Özel adı dahil olmayıp tablama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Doğancılar semtinin S'si, Konya ilinin İ'si, Etimeskut ilçesinin İ'si, Uzungöl beldesinin B'si, Taflan köyünün K'si. Üsküdar ilçesi diyorsunuz ya. İyi küçük arkadaşlar. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Şimdi resmi gazete adı Resmi Gazete. Burada G büyük yazacaksın ama Milliyet gazetesinin adı Milliyet Gazetesi değil, Milliyet. O zaman burada G küçük yazıyoruz. Türk dili dergisinin adı Türk Dili. O yüzden D küçük yazıyoruz. Halı dokuyan kızlar tablosunun adı Halı Dokuyan Kızlar. O zaman T küçük yazıyoruz. Eser kurum adı ve benzeri özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve ile ya veya yahut ki dade sözleriyle mımi mumü sonra iki küçük harf yazılır. Bu da yine az önce söylediğimiz bakın. 2020 üniversite sınav sorusu. Leyla ile Mecnun'un iyisi küçük. Diyorlar ki turfanda mı turfa mı suç ve ceza derken bunları küçük yazıyoruz. Yani ee, şu tarz şeyler küçük yazılıyor. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz. Eylül Mehmet Rauf'un romanıdır. Eylül onun romanıdır derken Mehmet Rauf'tan bahsediyoruz ama burada büyük yazmamıza gerek yok. Ha Allah'tan bahsediyorsak tabii ki o büyük. Belirli bir tarih belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar. Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında öğretime başlar. Eylül. Ama işte e, 21 Mart, 21 Haziran, e, 21 Aralık, 23 Eylül. Hani 23 Eylül diyorsunuz ya 23 Eylül orada E'yi büyük yazıyoruz. Niye? Çünkü bu belirgin bir tarih. Gün adları özel isimden önce gelirse büyük sona gelirse küçük harfle başlar. Anadolu'nun doğusu derken D küçük, Doğu Anadolu derken D büyük. Burası önemli, bunu sorabilirler. Doğu batı sözleri düşünce hayat tarzı politik anlamlarındaysa büyük yazılır. Batı medeniyeti derken B büyük. Doğu mislisizmi derken D büyük olduğunu bilmemiz lazım. Sayıların yazımına bakalım. Sayılar hep ayrı yazılır arkadaşlar. Çek senet dışında. Çek senette yazacak halleri yoksa üniversite sınavında. Dolayısıyla sayılar hep ayrı yazılır. Yaş 35. 35 ayrı yazılır. Bu çıkmış üniversite sınavında. Cumhuriyet 1923'te ilan edildi. Bakın hep sayılar ayrı yazılıyor üleştirme sayıları yazı belirtilir. Birer değil, birer yazmamız lazım. İkişer değil, ikişer yazmamız lazım. İnci ince iki nokta ile birlikte kullanılmaz. Birinci diyebilirsin. Birinci diyebilirsin. Bir inci diyebilirsin. Ama şöyle yapamazsın. Bir inci bu olmaz. Bu anlamsız. İkinci, ikinci, ikinci diyebilirsin. Ama ikinci deyip bir de böyle yapamazsın. Bunlar yanlış. Yani hem noktayı kullanıp hem de inciyi kullanamıyoruz. Sayılara ek getirilirken ses olaylarına uydur. 1923 D değil 1923 T. Bu çıkmış üniversite sınavında. 1453 D değil 1453 T dememiz lazım. Bunları ÖSYM birkaç kez sormuş. Şimdi o zaman ıncı ve değeklerini şöyle gösterelim. Bakın şimdi. 1 D diyoruz. 2 D. 6 da, 7 D. De, yani den de olur bu fark etmez. 8 D. 9 D. 10 D diyoruz. Ama 3 T diyoruz arkadaşlar. 4 T. 5 T diyoruz. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. Gelelim diğer kısma. İnce ince bu da önemli. Bir inci diyoruz. Tamam mı? Üç üncü diyoruz. Ben burada boşuna koyuyorum şu kesme işaretini. Neyse şunu şöyle yapalım. Dört üncü diyoruz. Tamam. Beş inci diyoruz. Sekiz inci diyoruz. Dokuz uncu diyoruz. On uncu diyoruz. Ama burası önemli. Ee, şu elliyi de yazalım. Yirmiyi de yazalım. Hatta ee, tamam. Şimdi bu kadar yeter. Buraya dikkat etmenizi istiyorum. İki zaten iyi ile bittiği için ikinci diyoruz. Bakın bu da yine üniversite sınavında 2016'da çıktı. Bakın ikinci. Görüyor musunuz? İkinci oluyor. Yapma o kadar uzatmaya gerek yok. Altıncı, yedinci, e, işte yirminci, ellinci demeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu da ayrı bir kural. Kısaltmaların yazımına baktığımızda kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılıyor. TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi demek. TDK Türk Dil Kurumu demek. ABD Amerika Birleşik Devletleri. Kutatku Birlik. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi. Güneydoğu. Bunları bilmemiz lazım. Bazen kelimelerin genellikle son kelimesinin birkaç harfinin kısaltmaya alını görülür. Tömer, Türkçe öğretim merkezi mesela. Töm yazmıyorlar tömer diyorlar. Ölçü birimlerinde uluslararası kısaltmalar kullanılır. Santimetre, cm şeklinde. Sm olmaz. Kelime özelse kısaltmaya büyük değilse küçük harfle başlanır. da nokta konur çevirenin çev diye yazabiliriz. Ama Almancayı alm deyip a'yı büyük yazman lazım. Kelime kısaltmalarına ek kelimenin tam okunuşuna göre getirilir. Ing de Edın dememiz gerekiyor. Yani kelime kısaltmalarında bu bir kurum kuruluş adı kısaltması değil. Yani TRT'den bahsetmiyorum. Orada. İngilizce de bunu kısalttığın zaman İngilizce ingnin demen gerekiyor. Edebiyatın demen gerekiyor. Kuruluş ve benzeri burası çok çıkıyor arkadaşlar sınavda. Kuruluş ve benzeri kısaltmaları ek kısaltmanın veya son harfin okunuşuna göre getirilir. Kredi Yurtlar Kurumu'nda değil KYK'de demeniz gerekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun değil TFF'nin demeniz gerekiyor. Türkiye Büyük, Büyük, Büyük Millet de zaten sıkıntı yok. Türk Hava Yolları'nda değil THY'de demeniz gerekiyor. E, TÜBİTAK'ın TRT'de demeniz gerekiyor. Mesela bu çıkar çok çıkar sınavlarda. TDK, TTK, MHK, Merkez Hakem Kurulu. TDK'nın yazmış mesela. TTK'nın yazmış. MHK'nın yazmış. Hayır diyeceksiniz. TDK'nin TTK'nin, MHK'nin demeniz lazım. Yani biz günlük hayatta nereden geldiyse hep kulağımıza alışmış. TDK'nın e, kılavuzuna baktım. Baktın ama yanlış baktın. TDK'nin kılavuzuna baktım dememiz gerekiyor. Türkiye mesela YKS demek gerekiyor. Yani ben hep YKS hazırlanalım arkadaşlar demeye alışmıştım. Şimdi sizlere faydalı olsun diye her ne kadar kulağını ıstırmalasa da YKS yaklaşıyor arkadaşlar diyoruz. Niye? Bu K. Bunu beynimize kodlamamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti Türkçe kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmıyor. D'nin yazımı son derece basit. Cümleden çıkarılabiliyorsa bağlaç ayrı yazılıyor. Çünkü bağlaçlar ayrı yazılır. Yani çünkü, ama, fakat, lakin, zira, ve. Bunlar bağlaç ayrı yazılıyor. E, D de bağlaçsa ayrı yazılır. Cümleden çıkarılamıyorsa ektir bitişik yazılır. Eklerde bitişik yazılıyor. Bu kadar basit. Ev biri var mı diyemiyorsun. Demek ki bu bir ek bitişik yazılıyor. Ev çok büyükmüş diyebiliyorsun. Demek ki bağlaç ayrı yazılıyor. Evde çok büyükmüş diyebiliyorsun. Mesela bu zaman sağlığa çok dikkat edilmeli. Olmuyor o zaman bitişik yazılıyor. Bu zamanda sağlığa çok dikkat edilmeli zaman sizi aklı çıkardı diyebiliyorsun. O zaman daha iyi ayrı yazabiliyorsun. Bu büyük köprü 2015 yapılmış diyemiyorsun. O zaman bir çık yazman lazım. 2015 şirketimiz için çok iyi geçti diyebiliyorsun. O zaman ayrı yazabilirsin. Sınıf kaç öğrenci var diyemiyorsun. Sınıfta demen lazım bir çık Bizim sınıf pikniğe gidecek diyebiliyorsun. O zaman ayrı yazabilirsin. Bizim sınıf da pikniğe gidecek diyebiliyorsun. Biz sınava hazırlanıyoruz diyebiliyorsun. O zaman ayrı yazılıyor. Biz tembellik olmaz diyemiyorsun. Bir çık yazılıyor. Bizde biraz heyecan var diye biliyorsun, o zaman bizde de diye ayrı yazabiliyorsun. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar, üniversiteden çıkan örnekler açısından. Bu olayda, bu olayda, bu ikisi üniversiteden çıkmış örnek. Buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Her iki tarafta haklıydı demiş. Başka bir örnek daha vermek istiyorum, siz dikkatlice baka durun. Söyledikleri hiç de e, inandırıcı değil demiş. Şimdi burada iki cümlede de yazım yanlışları var. Gördüyseniz alkışlar, tebrikler. Ama göremediyseniz dikkatçi dinlemenizi istiyorum. Şimdi buradaki da'yı bitki yazmamız gerekiyor zaten. Bu olay her iki tarafta haklıydı diyemiyorsun. Burada D bağlaç olduğu için bitki yazılacak. Ama burada bir tane daha D da var. Ama ünsüz benzeşmesi yapıp, bakın böyle komik söylüyorum ki iyice aklınıza kalsın. Ünsüz benzeşmesi yapıp sizi kandırmaya çalışmışlar. Bu olayda her iki taraf da haklıydı demek gerekiyor. Çünkü bu olayda her iki taraf haklıydı diyebiliyorsun. Ama bunu taraf da yazmamış, tarafta yazmış, benzeştirmiş ve D daha kaybolmuş gözden. Mesela şurada da. hiç inandırıcı değil diye biliyorsun. Dolayısıyla söyledikleri hiç de inandırıcı değil diye ayırman gerekiyor. Ama böyle benzeşme yapmış gözünüzden kaçırmaya çalışıyor. Buna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu ikisi de ÖSYM'nin sorusudur. ÖSYM affetmez yeniden sorabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ki de ki getirilebiliyorsa ek bitiş yazılıyor. Ler iki getirilemiyorsa bağlaç ayrı yazılıyor. Bağlaçlar ayrı yazılır hocam zaten. Ve bağlaçlar ayrı yazılır. Çünkü bağlaçlar ayrı yazılır. Ki de bağlaç olduğu zaman ayrı yazılır. Kitaptakiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz. O zaman bir tık yazılır. Planlı olunkiler diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman ayrı yazılır. Benimkiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz. O zaman bir tık yazılır. Bu kadar basit. Bak kitaptakiler. Benimkiler. Cümleyi okumanıza gerek yok. Diğerinde cümle okuyorduk ama bunda cümle okumamıza gerek yok. Birkaç örnekte ki bağlıcı kalıplar bitişik yazılır. Belkiler, çünküler demesek de bunlar hep bitişik yazılıyor. Yani belki, çünkü, halbuki, mademki, ki, meğer ki, oysa ki, sanki, illaki ki bunlar hep bitişik yazılıyor. Şüphe ve pekiştirme göreviyle kullanılan ki sözü ayrı yazılır. Ders bitti, zil çaldı mı ki? Öyle acıktık ki, zaten acıktık kiler, çaldı mı kiler diyemediğimiz için bunları da zaten ayrı yazmamız lazım. Mi kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Kendine geleneklerle eklerle bitişik yazılır ve ünlü uyumlarına uyar. Güler misin? Bak sineki bitişik yazılmış. Ağlar mısın? Geniş mi geniş bir meydanda. Uçaktan indim mi beni ara dediğimizde hep ayrı. Bileşik fiillerde mi sonraki iki, iki kelimenin arasına da gelebilir. Vaz mı geçtin derken böyle yazabiliriz. Planlı çalıştın başarılı olursun. Bak koşul anlamı katmış. Beni anlıyor musunuz dediğimizde yine ayrı oluyor. Burada şuna dikkat edin. Mesela şöyle komik sorular sorabiliyorlar. Sizden kaçmaz ama ben yine de yazmak istiyorum. Niçin beni e, ara aramıyor diyor. Sanki bu mı soruyu sağlıyormuş gibi. Ya kardeşim burada soruyu niçin sağlıyor? Bu Olumsuz ki arıyor aramıyor. Bu zaten yanlış. Bunu şöyle demesi lazımdı. Niçin beni aramıyor demesi lazım. Bu mı soru anlamı katan mı değil ki. Yazımı karıştırılan bazı kelimeleri de göstermek istiyorum sizlere. Aydat böyle yazılıyor arkadaşlar. Alt üst bitiş yazılıyor. Antrenman, ardı sıra, ardı arda çıkmış üniversite sınavında. Bilim insanı, bilim kurgu, dizüstü, doküman, egzoz, elektrik, entelektüel. Bakın tekliğe var. Espri, eşohman, fasulye, üyü yok. Gitgide, iddia, işbirliği, ipucu, ipucu bitki yazıyor. İspat, kanepe, karakter, karnabahar. Bakın karnabahar biraz gözden karnabahar deriz biz. Anne karnabahar yapsana. Yapamam oğlum karnabahar yapabilirim. Kavanoz, kibrit, kirpik çıkmış üniversitesinde. Komiser, konservatuvar. Bakın konservatuvar. V var. Kravat, laboratuvar, mozaik, okur yazar, orijinal, öğleyin, öğütmek çıkmış üniversitesinde. Ön sezi, öyle ki peşi sıra, rastgele, satırbaşı, stajyer, sürpriz, şefkat, tek düze, zor bakın bu dikkat edin buna. Unvan. Bu da zor. Dikkat edin. Unvan. Unvan. Unvan diye dolaşıyoruz. Halbuki unvan. Yanı sıra çıkmış üniversite sınavında. Yarım ada bitiş yazılıyor. Bu zor. Yarı yıl zor. Dikkat edin. Yılbaşı. Zarafet. Bakın zarafet. Dikkat edin buraya da. Zarafet dolusunuz. Maalesef siz değilsiniz. Çünkü zarafet değil. Zarafet demeniz lazımdı. Zatürre. iki tane R var. Zeytinyağı. Bakın bu da zor. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Geçen haftanın ödülü sorusunu yapalım ve ardından da e, bugünün bugün ödevini verelim. Ama şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Gramatik kitabımızda yazım kuralları ile alakalı efsane bir e, yöntem belirledik. Çıkabilecek tüm soru tiplerini 15 adıma ayırdık. Ve her bir soru ile alakalı. Yani mesela diyelim ki büyük harfle alakalı. Temel düzey, öğretici, metinli, kapsül bilgi, yenisi soru ve zor ve soru hazırladık. Sonrasında bunların her birini bu 15 adımı sizlere tek tek sorduktan sonra, iyice pekiştirdikten sonra da arkadaşlar Normal testlerimiz var ve ardından da son kontrol testimiz var. Bunu bütün konularımız için yapıyoruz. Gramatikte mutlaka bu soruları çözmenizi tavsiye ediyoruz. Bunun haricinde zaten e, Türkçe eşittir paragraf olduğu için mutlaka paragrafik, paragrafiks ve paradoks paragraftan da bol bol test çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden e, sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Hemen geçen haftanın ödülü sorusunu da cevaplayalım. Bu cümlede ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz düşmesi, ünlü daralması, kaynaşma, ece düşmesi ses olaylarından hangisi yoktur demiş. Hemen bakalım. Şimdi öncelikle et eden derken ne oldu? Ünsüz yumuşaması var. O zaman ünsüz yumuşamasını geçtik. Şirket sayısının giderek git giderek bir tane daha var. Arttığı değil arttığı olduğu için ünsüz benzeşmesi var. Dikkat çekiyor ve dünyada yükselen, yüksekten yükselen dolayısıyla ünsüz düşmesi var. Bu trend, trendin olmuş tabii. Türkiye'ye Y kaynaştırma harfi var. Görevi Türkiye'ye değil Türkiye'ye olmuş. Ee, yeni geldiğini söylüyor değil söylüyor olmuş. Ünlü daralması var. Demek ki ünlü düşmesi yani hece düşmesi yok arkadaşlar. Kelimelerin köküne baktığımızda rahatlıkla bulabiliyoruz. Bu haftanın ödülü sorusu da burada. Hadi bakalım şimdiden üniversite hayalinizde, üniversite sınavı yolculuğunuza ve kampüs yolculuğunuza başarılar arkadaşlar. <laughs>